Amerikan beyaz kelebeğiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Benim düşüncem ot kurutma ilacı içerisinde ölmeyen bakteriler var. Bu ot kurutma ilacını terk etmediğimiz müddetçe daha başına çok işler gelir bu müstahsilin. İlçe tarım yeterince önlem aldı mı? Halkı bilinçlendirdi mi bu konuda? Ben hiç internette öyle bir şey ne okudum ne de duydum ya. Köylere gidiliyor mu sizce? Vallahi köylere gidilse herhalde haberimiz olur ya. Amerikan beyaz kelebeğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum abi çünkü biliyorum. Yok mu sende tarla? Var. Yok hiç çıkmadı mı sizden? Çıktı abi ne kadar ilaç alsak da bu sene çok çıktı. Evet. Sence yeterli çalışma yapılıyor mu? Yapılmıyor. Çiftçiler niye yapmıyor bu çalışmayı? Devletten çünkü bir destek sağlamadığı için. Ziraat odaları, tarım kredi kooperatifleri bu konuda incelemeler yaptığını duyuyoruz. İlaçlama yapanlar var. %25 etkili olduğunu duyuyoruz. Bizim bahçelerimize şu anda gelmedi. Sizce yeterli önlem alındı mı? Bence bunun kaynağı nereden, hangi bölgeden, hangi iklimden geliyor onu araştırması lazım. Evet. Peki nasıl mücadele yapılması lazım? Yani kimyasal mı, mekanik mi veya diğer yöntemler mi, kültürel mücadele mi? İlaç bir çözüm değil. Öbür türlü de zahmetli oluyor. Onun dalı sirkeleyip kurduğu yere indirip yapraklarını yakmak gerekiyor bence. Çünkü ilaçlamayla fındığa, dala zarar veriyor. Kimyasallaştırıyoruz fındığı. O yüzden dalı sirkeleyip böceği yere indirip o şekilde parça parça yakmak bence daha mantıklı bir çözüm. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. İpten tepeye kelebek. Peki nasıl bir mücadele yöntemi izledin bugüne kadar? Hiçbir şey yapamadık. Tarlayı dipten tepeye yediler. Yediler. Peki hep böyle mi? Seneye de böyle mi olacak? Olabilir. Sizce tarım ilçe bu konuda yeterince bilgilendirme yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmıyor. Sizin köyünüzde gelip çalışma yaptı mı? Hayır. Evet. Peki siz şu anda Amerikan kelebeğini önlemek için en etkin yöntemin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ya bilmiyorum. Bize bir kükürt attılar. Attık. Ama fayda etmedi. Yok şu anda. Kim dedi size kükürt at diye? Ya gittik Zira-i Duratman'a. Oradan ilaç aldık. Valla Akçok Hoca'nın genelinde bu olguyu kırmak için söylenenler tırmıkla çekilip üzerine sönmemiş kireç atılarak böyle bir varsayımlarla gidiliyor. Ama bu çözüm mü? Ziraat mühendisi konferanslar düzenleyip neler yapılabilir? Bunu halka anlatmak lazım. Peki halka anlatılmadı mı bugüne kadar? Valla ben hiçbir toplantıda böyle bir şey görmedim. Sadece internette tarım ilçe müdürü açıklama bireysel olarak böyle bir açıklama, başka bir şey yok yani. Halka aydınlatacak bir kimse yok. Yani belediye nikah salonunda bu insanlar toplanıp bir konferans verilir, ne yapılması lazım, ne yapmak lazım? Veya köy köy gezilebilir. Yani tarım ilçe ne iş yapar? Görevi nedir? Yani genelde bu. Köylere gidip bunu anlatması lazım. Yani bunun altından nasıl kalkmak lazım? Yani şu anda ben tarladan geldim, olduğu gibi sarmış mesela, tepeden kurtlar düşüyor. Yani çözüm benim yapmam yeterli değil yani. Yani yanımdaki de yapacak yani. Hepimiz yapacağız ki ancak belki öyle olur. Bir de kimyasal yöntemlerin yeterli olmayacağı, diğer mekanik önlemlerin de alınması gerektiği söyleniyor. Şimdi benim tarlanın yanında attı arkadaş. Fakat oraya da geldi. Demek ki ilaç yeterli değil. Yani araştırmacılar bunun üzerine bir çalışma yapıyorlar mı? Türkiye genelinde. Yani bu fındığın geleceğini karartacak. Yani bu oksijen yani. Evet. Sadece fındık değil. Yani tabii incir, dut, üzüm hepsinde etkili yani genelde. Çok teşekkür ederiz Rıdvan abi. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Amerikan beyaz kelebeği tehlikesi bundan yaklaşık 10-12 sene önce başlamıştı zaten. Karasu'da başladı. Ama 10 sene evvel ben Ketmenli köyünde bir tarlada bunu gördüm. Çok yoğundu. Ve o tarlayı kurtarma adına bayağı bir mücadele verdik. Şimdi gerekse sosyal medyada, gerekse kahvelerde her tarafta bu konu konuşuluyor. Ama herhangi bir tedbir alınmış durumda değil. Çünkü halk bu işin tam bilincinde değil. Tehlikenin ciddiyetinde değil.
Bunlar ilk çıktığı zamanlar normal olarak dut yaprakları ya da bazen arada bir fındık yaprakları yiyordu. Ama sayılar arttıkça tüm diğer meyvelere saldırmaya başladılar. Ormanlara, hatta biraz evvel arkadaş da söyledi, ormanlara doğru saldırmaya başladılar. Ve tehlike gittikçe büyüyor. Larva dönemleri geçtikçe de kimse bunun farkında olmadığı için, bilinçli olmadığı için bir ziraya mücadeleye gidilmiyor. Ben konuştuğumda halktan çiftçilerle, bana işte komşum atmıyor, ben atsam ne olacak? Ya da işte atılmasa da olur mu gibi şeklinde cevaplar veriliyor. Herkesin mutlaka bu ziraya mücadeleye bir an önce başlaması lazım. Devlet yetkililerinin, birimlerin de halkı aydınlatacak konferanslar vermesi lazım. Geç kalınıyor. Yani bugüne kadar tarım ilçenin, zirai donatımın, ziraat odasının veya konuyla ilgili yetkili mercilerin çok fazla bir şey yapmadığı halkta genel bir kanı. Siz de aynı kanıya katılıyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konuyla ilgili yetkili devlet mercilerinin ilgisiz ve alakasız olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bir çalışma, ön çalışma yapıyorlardır. Fakat ben bu çalışmanın bir an önce bitirilip icraata geçilmesi taraftarıyım. Çünkü çok hızla büyüyor. Bu önümüzdeki sene dönemlerde daha da artacak bu ve önüne geçilemeyecek duruma gelecek. Derhal çiftçilerimizin şu anda zirai ilaçlama yapması mecburi. Yani gecikmesinler, derhal başlasınlar. Evet. Kimyasal yöntemlerin haricinde de diğer yöntemler var. Zannedersem mekanik mücadele, kültürel mücadele. Bunlarla da ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Öncelikle çiftçilerimize ben şunu tavsiye ediyorum. Yıllık zirai mücadelelerde kesinlikle ot ilacı ve zirai ilacı kullanmasınlar. Sadece bakım destekli ürünler kullansınlar tarlalarında. Çünkü normal olarak doğal mücadele yöntemini de biliyorsunuz doğal hayvanlarıdır. Kuşlar, böcekler, yılanlar, fareler vesaire. Zirai ilaç kullanarak biz bunları imha ettik. Dolayısıyla Amerikan beyaz kelebeğine, yani kurtçuklara meydan kaldı. Daha başka hastalıklar da çıkacak. Bu sadece bunda kalmayacak. Derhal dediğim gibi bu zararlı zirai ilaçları ve ot ilaçlarını kesmeleri gerekiyor. Normal fındık bakımlarını yapmaları gerekiyor. Bu şart. Bunlar yapılmazsa bu olay daha da büyüyecektir. Bunun haricinde topak halinde çok yoğun olan bölgelerde dallar kesilip derhal imha edilmesi gerekiyor. Yani zirai mücadele halk biraz da kendisi yapacak. Ama ben bakıyorum şimdi herkes kahvelerde, tarlada işini bitiren çarşıya inmiş, şehre inmiş, tarlalarından çıkmış. Kimsenin dünya umurunda değil. Yani mücadele yöntemini biraz da kahvelerde konuşuyoruz herhalde. Çok da fazla biz de tarım müdürlüğüne veya ziraatçilere pek sormuyoruz. Vallahi çok güzel bir teşhiste bulundunuz. Sadece konuşuyoruz. Hepimiz konuşuyoruz. Tabii biz uyarıyoruz bizim kendi müşterilerimizi. Ben gübre bayisiyim. Buraya geldiklerinde ısrarla ilaç atmalarını söylüyorum kendilerine ve tarlalarına yönlendiriyorum. Ama sosyal medyada o kadar çok büyük paylaşımlar var ki bu sadece bu olaya darbe vuruyor. Yani artık bu konuda yetki sahibi insanların çıkıp halka neler yapmaları gerektiğini en iyi biçimde anlatıp hiç vakit kaybetmeyecekler. Bir daha söylüyorum, ısrarla söylüyorum, tehlike çok büyük. Çok teşekkür ederim değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben de teşekkür ederim. Tekrar